Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes. Fakat örnekte dikkat ederseniz aslında sadece galaksinin arası genişliyormuş gibi gözüküyor da o deyim yanlış. Üzerine konulan nokta da aslında dokusu genişlediği için genişliyor. Yani galaksi içinde de genişleme oluyor aslında teorik bazda genişlemeye baktığımızda. Galaksiler arası bir genişleme değil. Yani galaksinin içi evren açısından baktığımızda mikro bir şey kalıyor. Fakat galaksinin içindeki gelişmeler o kadar ufak ki evrenin genişlemesinde ne bileyim yani santimetrelerle belki ölçülecek kadar. Galaksiler arası mesafe çok büyük. Bize sadece galaksi gibi genişliyormuş gibi geliyor. Ama teorik olarak galaksinin içi de genişliyor. Yani burası da genişliyor şu anda teorik olarak. Galaksinin büyüklüğünü belirleyen de gravitation sonuçta, çekim kuvveti. Onun sabiti değişmiyorsa galaksinin de değişmemesi lazım. Ama yani teorik olarak genişliyor işte. Onu sormak lazım. O zaman yani onun gözlemi yok. Gözlemlemeyeyim. Şu andaki genişlemeyi evreni tarif edenlere bakarsanız bence onun da genişlediğini göreceğiz. Galaksinin içinde de genişlemenin olduğunu göreceğiz. Kerem Hocam itirazlarınız mı var yoksa? Evet evet. Yani şu nedir? Örnek de vereyim. Örneğin bu bardağın içinde su var. Bunu döktüğüm zaman yere dökülüyor. Ama birkaç damla içinde kalıyor. Ne kadar sallarsam sallayayım bir damla var. Çünkü artık başka kuvvetler söz konusu oldu. Yani yer çekimi kuvvetini yenen Van der Waals kuvvetleri var bunun içinde. Şimdi burada da öyle. Evren genişlerken galaksiler birbirinden uzaklaşıyor ama galaksinin kendi içinde güneş sisteminin içindeki kütle çekim o genişlemeyi yeniyor. Yani hani su dökülse bile birkaç damla kalıyor. Evren genişlese bile bizim aramızdaki mesafe genişlemiyor. Peki şu soruyla devam edelim mi Metin Bey?
Dine dönersek eğer, bütün bu tartışmalarla ilgili olarak, konularla ilgili olarak din ne söyler hocam? Nasıl ışık tutar? Çalışıyorum ama evet. Ne kadar beceriyorum, buyurun. Evet, hocam. Yalnız Kerem hocam şeyden yapacak da, fakat problemimiz bizim dinle alakalı çarpıklıklar, din verdiği önemli. Yani eğer din ve bilimi bu bağlamda köklerine giderek sizin eleştirdiğiniz tablo ortaya getirirseniz, felsefede strawman fallacy dediğimiz, yani Türkçesi korkuluk hatası dediğimiz bir mantık hatası geliyor. Biz bu konulara daha önem verdiği önemi İslam'ın bilime, gerçekten dinle, gerçekten dine dönersek eğer, bütün bu tartışmalarla ilgili olur. Maxwell öngöremedi. Yani o kendisi öngöremedi. Dolayısıyla o aşamada o öngörülmüyor. Ama nano mühendislik yapmaya başladık. Şimdi ileride Higgs boyutunda Higgs mühendisliği diye bir şey olacak. Keşfiyle termodiyemem zaten. Bir fizikçi olarak. Evet, çünkü Maxwell de elektromanyetik teorinin yasalarını yazarken ne olacağını söylememişti. İnsanlığın mutluluğu dinle bilimin çatışmasından değil. Yerde okuyan Hristiyan alimler var. Ama daha önemlisi. Türk Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Caner Taslaman, İTÜ Fizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doçent Doktor Kerem Can Koçak, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Gülmez, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Onat ve Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Avadis Hacınlıyan bizimle birlikteydi. Çok teşekkürler geldiğiniz. Üyesi Doçent Doktor Kerem Can Koçak, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Gülmez, Ankara. Bir değişiklik olmuyor. Çünkü sabitler değişmiyor. Aslında dokusu genişlediği için genişliyor. Yani galaksi içinde de genişleme oluyor aslında, teorik bazda genişlemeye baktığımızda. Şimdi atomun içinde farklı. Galaksi içinde genişleme değil, yani dokusunun genişlemesi evreni, ona dikkat çekmek istiyorum. Ben atom altında olduğunu söylemiyorum, ayrı bir tartışma konusu, ama galaksiler arası bir genişleme. Galaksinin büyüklüğünü belirleyen de gravitation sonuçta, çekim kuvveti. Onun sabiti değişmiyorsa galaksinin de değişmemesi lazım. Ama yani teorik olarak genişliyor işte. Onu sormak lazım o zaman. Yani onun gözlemi yok. Gözlemlemeyeyim. Şu andaki genişlemeyi evreni tarif edenlere bakarsanız, bence onun da genişlediğini göreceğiz. Galaksinin içinde de genişlemenin olduğunu göreceğiz. Kerem Hocam, itirazlarınız mı var yoksa? Evet evet. Yani şu nedir? Örnek de vereyim. Örneğin bu bardağın içinde su var. Bunu döktüğüm zaman yere dökülüyor. Ama birkaç damla içinde kalıyor. Ne kadar sallarsam sallayayım bir damla var. Çünkü artık başka kuvvetler söz konusu oldu. Yani yer çekimi kuvvetini yenen Van der Waals kuvvetleri var bunun içinde. Şimdi burada da öyle. Evren genişlerken galaksiler birbirinden uzaklaşıyor ama galaksinin kendi içinde, güneş sistemlerinin içindeki kütle çekim o genişlemeyi yeniyor. Yani hani su dökülse bile birkaç damla kalıyor. Evren genişlese bile bizim aramızdaki mesafe genişlemiyor. Peki şu soruyla devam edelim mi?